Bildiğiniz üzere dün gece Bolu'da çok büyük bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazada yaralananlara Allah'tan acil şifalar, vefat edenlere de başsağlığı diliyorum yakınlarına. Gerçekten çok kötü bir kazaydı. Görüntülerde ben açıkçası şunu gördüm. Öndeki araç durduğunda, yani kaza yaptığında, arkadan gelen aracın ona çarpmama ihtimali yokmuş. Yani bu yolun zaten karlı olması, kaygan olması buna büyük bir etken. Bir de araçların aşırı süratli olması ayrı bir etken anladığım kadarıyla. Çünkü bu tarz havalarda mutlaka takip mesafesini olduğundan daha fazla bırakmak gerekiyor. Ben takip mesafesinin altını çizmek istiyorum. Bu kazada bu kadar fazla aracın birbirine girmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi takip mesafesine uyulmaması, hava ve yol şartlarına uygun hızda bulunmaması, aşırı hız yapılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yetkililer gerekli açıklamayı yapacaklardır. Ama şunun tekrar altını çizmek istiyorum. Mutlaka mutlaka siz olun. Kullandığınız aracın lastik türü, sınıfına ve yol durumuna, hava şartlarına göre mutlaka uygun seyir süratinde gitmenizi şiddetle öneriyorum. Buna motosikletler de dahil, özellikle motosikletler çok çok daha dikkat etmek zorunda. Çünkü fren yaptığında motorun durma olasılığı çok çok az. İki lastiğin sürtünme gücüyle, asfalta tutunma gücüyle durabiliyorsunuz. Dolayısıyla hele de bir havada yağışlı olursa bu pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla takip mesafesine azami dikkat etmeniz lazım. Şimdi benim yaşadığım bir kazaya ait video. Bakın şimdi video geliyor. Şimdi burada seyir halindeyiz. Araç gidiyor. Babamı hastaneye götürüyordum o zamanlarda. En ön tarafta iki tane Yunus motosiklet polis ekibinden arkadaşımız var. Arada da başka araçlar var. Bakın, araçların hızları oldukça yüksek ve takip mesafesi hızlarına uygun değil. Benim önümdeki araçla benim takip mesafem biraz uygun. Ve bu şekilde bir zincirleme trafik kazasından kıl payı kurtulduk. Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi reflekslerinize hakim olmanız. İkincisi panik anında aşırı sert fren yapmamanız. Aynalarınızı sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Bu kontrol size herhangi bir kaza anında nerede nasıl davranacağınızı daha öncesinden bilmenizi sağlar. Bakınız, dikkat ettiğiniz bilmiyorum. Ben durma esnasında direksiyonu sola doğru kırarak önümdeki araca, eğer duramasaydım ya da arkamdaki bir araç bana çarpsaydı, arada sıkışmamak için önümdeki araçla bariyer arasına aracımı sokmayı göze almıştım. Çünkü en azından arkadan gelen araç bana vurursa önüm boş olacaktı. Dolayısıyla darbe daha az bende hissedilecekti. Yaralanma olasılığı daha az olacaktı. Bu tarz öngörüleri mutlaka trafikte yapmanız gerekiyor. Bunun için de sürekli aynanızı kontrol etmeniz lazım. Tabi Allah kimsenin başına vermesin. Hepinizi kazalardan belalardan korusun. Tekrar tekrar vefat edenlere başsağlığı, yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.